Ha, teorik olarak her zaman olasılık eşittir, %50'dir. Ama biz bazen genetiklerde deneysel olasılığa bakıyoruz, haberiniz olsun. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Kampımızın 10. günü deneysel ve teoriksel olasılık. Ne oluyor? Birlikte böyle bir irdeleyelim. Sayfa 94 ile 97 arası. Evet arkadaşlar, güzel burada sorularım da var. 94 ile 97 arası. Zaten arkadaşlar fazla uzun bir konu değil. Mantığını kavrayın, yeterlidir. E hadi, ne duruyoruz? Şov başlasın mı? Tabii ki hocam, şov başlasın. Hocam bir zar atılıyor. Tamam, bir zar attım. Arkadaşlar teorik olarak bir gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Teorik demek arkadaşlar. Yani bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz her şey hilesiz bir zar atıldığı zaman bir gelme olasılığı 1 bölü 6, 2 gelme olasılığı 2 bölü 6, 3 gelme olasılığı 3 bölü 6. Bir madeni para attığınız zaman yazı gelmesinin teorik olarak baktığınız zaman %50 ihtimaldir. 1 bölü 2. Bir ailenin bir çocuğu dünyaya gelecek, kız çocuğu olma ihtimali teorik olarak 1 bölü 2. Bir maç yapılıyor. Ya berabere, ya galibiyet, ya da mağlubiyet olacak. 3 durum var. A takımının galip gelme olasılığı 1 bölü 3'tür teoriksel olarak. Teorik demek arkadaşlar bu demektir. Ha diyor ki bir gelme olasılığı 1 bölü 2. 5 gelme olasılığı 1 bölü, 1 bölü 2 diyorum ya. Heyecan yaptım. Bir gelme olasılığı 1 bölü 6. 5 gelme olasılığı 1 bölü 6. Zarın eğer hilesiz bir zarsa her rakamın gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Doğru değil mi? 1'den 6'ya kadar. Hocam bir zar 10 defa atılıyor. Tamam, şimdi bu sefer arkadaşlar işin içine deney giriyor. Biz bir deney yapacağız. 3 defa 1 geldi, 2 defa 2 geldi, 3 defa 3 geldi, 4 defa da 6 geldi. Süper. Diyor ki deneysel olarak 3 gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar deneyde toplam biz kaç atış yaptık? 10 atış yaptık. Tamam. Kaçı istiyorsun benden? 3 gelme olasılığını. 3 kaç defa gelmiş? 3 defa. O zaman bu 3 bölü 6'dır. Soru bitti. Yapılan deneye göre, ben bunu zaten her zaman düşünüyorum arkadaşlar. Mesela olur ya, madeni para attınız, 10 defa attınız. Hep yazı 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 geldi. O zaman 11. defa attığınızda, teorik olarak baktığınız zaman yazı gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Ama o deneye göre yazı gelme ihtimali %100'dür. Çünkü 10 defa atmışsın, hep yazı gelmiş. Doğru değil mi? Teoriksel olarak bütün olasılıklar birbirine eşittir diyorsunuz. 1 bölü 2'dir. Ama deneysel o yaptığınız deneye göre hareket edeceksiniz. Bir adamın var 10 tane çocuğu var. Hepsi de kız. Adam 11. çocuğun normalde teorik olarak baktığınız zaman erkek olma olasılığı %50'dir. 1 bölü 2'dir. Ama o deneye göre bakarsanız kız çocuğu olma ya erkek çocuğun olma ihtimali %0'dır. Çünkü bir deney yapılmış adamın 10 çocuğu var hepsi de kız. Doğru değil mi? O deneye göre 11. çocuğun erkek olması %0'dır. Ha, teorik olarak her zaman olasılık eşittir, %50'dir. Ama biz bazen genetiklerde deneysel olasılığa bakıyoruz, haberiniz olsun. Devam edelim hocam. Tamam, deneysel olarak. O zaman bir gelme olasılığı ne olur? Hocam toplamda bizim 10 tane deney yapmıştık. Bir kaç defa gelmiş? 3 defa bir gelmiş. O da 3 bölü 10'dur. Hocam deneysel olarak 5 gelme olasılığı. Hocam 3 defa 1 gelmiş, 2 defa 2 gelmiş, 3 defa 3 gelmiş, 4 defa 6 gelmiş. 4 defa da 6 gelmiş. Burada 5 gelmemiş ki. O zaman bu sıfırdır. Çünkü hiç, bu deneye göre hiç 5 gelmemiş ki. Bir sonraki atışta deneysel olarak 3 gelme 5 gelme olasılığı benden istesin. 5 gelemez ki. Bu deneye göre 5 gelemez. Bu deneye göre başka kim gelemez? 1 gelmiş, 2 gelmiş, 3 gelmiş. 4 defa da 6 geliyor. 4 gelmemiş mesela. Bu deneye göre 4 hiç gelmemiş. Bu deneye göre arkadaşlar 5 hiç gelmemiş. Devam edelim. Hocam bir madeni para bir defa atılıyor. Teorik olarak yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir demişiz. Evet teorik olarak arkadaşlar olasılık hiçbir zaman değişmez. Her zaman eşittir. Sen 40 defa para atarsın. Hepsi de tura gelir. 41. atışın teorik olarak tura gelmesi %50'dir. 1 bölü 2'dir. Ama deneye göre bakıldığı zaman durum çok değişir. Diyor ki
Evet, tura gelme olasılığı da 1 bölü 2, yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2. Ne zaman? Teorik olarak baktığınız zaman. Hocam, bir para 10 defa atılıyor. Tamam. 7 yazı 3 tura gelmiş. 7 defa yazı gelmiş, 3 defa tura gelmiş. Teorik olarak yazı gelme ihtimali hiçbir zaman değişmez. 1 bölü 2. Ama deneysel olarak yazı gelmesi, yazılarımız kaç defa gelmişti? 7 defa gelmişti. Cevap 7 bölü 10'dur. Çünkü toplam 10 defa atış yapılıyordu. O da 7 bölü 10. Arkadaşlar, deneysel ve teoriksel olasılık bu oluyor. Bir daha hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Teorik olarak bakıldığı zaman bir olasılığa hiçbir zaman değişmez. La sen 1000 defa atarsın. Mesela 5 şıklı sorun vardır. Hocam attım. 1000 tane soru. Hepsi de tuttu. Hepsi de doğru. 1001. soruda teorik olarak baktığınız zaman eğer 5 şıklıysa 5'te 1 ihtimaldir. Teoriksel olasılıkta hiçbir zaman olasılık değişmez. Ama o deneye göre bakıldığı zaman senin doğru tutturma ihtimalin %100'dür. Niye? Çünkü 1000 defa atmışsın, tutmuş. Kemal Sunal'ın filmi var. Hatırlar mısınız? Hani şey oynuyor, kupon oynuyor, at yarışları. Hep tutuyor. Deneye göre, yapılan deneysel olasılığa göre Kemal Sunal her zaman tutturuyor. Ama normalde teoriksel baktığınız zaman işte kaç at yarışa giriyorsa 10 at mı yarışa giriyor? 10'da bir ihtimaldir. Teoriksel olarak. Çünkü hepsinin olasılığı eşittir. Ama deneye göre Kemal Sunal hep tutturuyor. Hep tutturuyor. Sonra Kemal Sunal'ı kaçırıyorlar. Diyorlar ki Kemal bize oyun oyna. Yani kupon yap. Kemal tabii ki tutturamıyor. Niçin? Çünkü şartlar tutmamış. Diyor işte beni diyor bir arabaya koyun. İşte yanında sarımsak yiyen birisi olsun. İşte yanında bir tane dırdır eden bir tane kadın olsun. Hatırladınız mı? O deneye göre tutturma ihtimalinin %100 olabilmesi için şartların oturması lazım. Böyle buradan da Kemal Sunal'ı almış olduk. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Deneysel ve teoriksel olasılık. Ne duruyoruz? Birkaç tane daha soru çözelim. Haydi. Evet arkadaşlar, buyurun. İlk sorudan başlayalım. Bir ailenin 7 çocuğun ikisi kızmış. Tamam. 5'i de erkektir diyor. Süper. Bu ailenin 8. çocuğun erkek olma olasılığı teoriksel olarak 1 bölü 2'dir. Evet, teorik olarak baktığınız zaman ya kız çocuğu olacak ya erkek çocuğu olacak. İkisinden birisi. %50. O zaman 1 bölü 2. Ama deneysel olasılık arkadaşlar, bir deney yapılmış zaten. 7 tane çocuktan benden erkek olması. Erkekler kaç tane? 5 tane. O zaman deneysel olarak baktığınız zaman toplamda 7 çocuğumuz var. 5'i erkek olduğu için 7'de 5 ihtimaldir. Olay anlaşıldı mı? Teorik olarak 2'de 1. Ama şu deneye göre 5'i erkek, ikisi kızsa toplamda 7 kişi var. Erkek olma olasılığı 7'de 5'tir. Olay anlaşıldı mı? Buyurun, geldik bizim bu sorumuza. A ve B takımları arasında oynanan maçta 120 tane maç yapılmış. Bir deney yapılmış arkadaşlar. Diyor ki 121. karşılaşmada berabere kalmasının teoriksel olasılığı. Arkadaşlar, teoriksel zaten o zaman 1 bölü 3 ki. Ya berabere kalacak, ya galip gelecek ya da mağlup olacak. 3 durumdan birisi. Teoriksel olarak 1 bölü 3. Ama deneysel olarak berabere kalması isteniyorsa 120 maçtan 50'sini A takımı, 60'ını B takımına, geriye kalan 10 maç mı berabere kalmış? He, o zaman 120'de 10 ihtimalde deneysel olarak berabere kalırlar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Geldik buraya. Hilesiz bir madeni para 100 defa havaya atılıyormuş. Güzel. 101. atışta yazı gelme olayının deneysel olasılığı 1 bölü 5'miş. Demek ki ilk yüzde bir deney yapılmış. Çünkü 101. atış dediğine göre ilk yüzdeki deneye göre, deneysel olasılığa göre, deneysel olaya göre diyor ki 5'te 1 ihtimal ile ne gelir arkadaşlar? Yazı gelir diyor. O zaman ilk yüzün 1 bölü 5'i yazı ise ilk yüzün 4 bölü 5'i de turadır. Evet, 1 bölü 5'i demek ki 20 defa yazı gelmiş, 80 defa da tura gelmiş. Arkadaşlar 100 defa atış yapılmış, 20 defa yazı, 80 defa tura gelirse o zaman ben diyorum ki yazı gelme olayının deneysel olasılığı 20 bölü 100'dür. Yani 1 bölü 5. Soru diyor ki ilk 100 atışta kaç defa tura gelmiştir?
Arkadaşlar kaç defa fatura gelmiş? Tabii ki 80 defa fatura gelmiş. Şıklardan 80'i bulursunuz ve işaretlersiniz. Ne duruyoruz? Birkaç tane daha soru çözelim. Yola devam. Evet arkadaşlar, son sorumuz. Diyor ki atış sırası 1. atış, 2. atış, 3. atış, 10. atışa kadar gelmiş. Eda ilk atışında yazı atmış. Sonra tura tura, yazı tura bu şekilde devam ediyor. Veli yazı yazı tura tura diye devam ediyor. Tamam, bu 10 atışta şu Eda kaç tura atmış, kaç yazı atmış, birlikte böyle bir bulalım deneysel olarak. Hocam yazılar 1, 2, 3, 4 tane yazımız var. Tamam, 4 tane yazı. Dur, kalem düzgün yazan bir tanesini bulayım. Evet, 4 tane yazı. Kaç tura atmış? 6 tane de tura atar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de tura. Diğeri kim arkadaşlar? Veli. Tamam, Veli. Kaç yazı kaç tura atmış? Yazıları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yazı atmış. 7 yazı. Kaç tura atar? 3 tane tura atar. Yine sayalım. 1, 2, 3 tane de turamız var. 3 tane de tura. Arkadaşlar yine sayıyorum. Belki yazılarda hata yapmış olabilirim. Ondan dolayı bir daha sayıyorum. Nesrettin Hoca'ya sormuşlar. Eşeğinin kaç ayağı var? Demiş bir saniye. Eşeği getirtmiş. Ayakları sayarken kurdele takmış. Demiş birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak, dördüncü ayak. Demiş dört ayağı var. Arkadaşlar yani tamam, 7 yazı varsa 3 tura vardır, doğrudur. Ama yine turaları sayıyorum. Belki turalar 4 tane çıkacak. Demek ben yazıları eksik saymışım ya da fazla saymışım. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Tamam hocam, şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Diyor Eda'nın 11. atışta paranın tura gelme olayının deneysel olasılığı. Dur, turayı istiyorsun değil mi? Deneysel olarak 6 bölü 10'dur. Bitti, bu kadar. Ha, teorik olarak aslında hepsi %50. Eda'nın yazı gelme ihtimali de %50. Veli'nin de yazı gelme ihtimali yani %50. 1 bölü 2 ihtimal. Bunlar teoriksel olarak. Ama bizden deneysel istiyorsa şu deneye göre hareket edeceğiz. Tamam, 10 atış yapmıştı. 6 tanesi mi tura gelmişti? O zaman tura gelmesinin deneysel olasılığı 6 bölü 10'dur. Bitti, bu kadar. Devam edelim. Diyor ki ha, benden yüzde kaçtır diyor. 10'la genişletelim. Bu 60 bölü 100 yani %60'tır. Veli'nin 11. atışta paranın yazı gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır diyor. Yüzde istemiyor. Tamam, Veli kim burada? Veli normalde kaç atış yapmıştı? 10 atış yapmıştı. Toplam bizim 10 atışımız var. Benden ne istiyorsun? Yazı gelmesinin deneysel. Yazı kaç tane gelmiş arkadaşlar? 7 tane gelmiş. Cevap 7 bölü 10'dur, bitti. Ha, yüzde isterse %70'tir. Ondan genişletin, soru bitti. Diyor ki turanın, yazı ve tura olaylarımız var ya, deneysel olasılığının teoriksel olasılığa en yakın kim atmıştır? He, tura. Şimdi arkadaşlar Eda'dan başlayalım. Dur. Eda'dan başladım. Şurayı siliyorum. Şimdi Eda. Arkadaşlar tura gelme. Zaten biliyorsunuz. Teorik %50, %50. Şimdi Eda toplam 10 atış yapmıştı. Kaçı turaydı arkadaşlar? Tura gelmesi %60'ta 6 bölü 10. Diğeri kim? Diğeri de Veli. Veli'nin tura atma olasılığı. Çünkü turanın deneysel olasılığı istiyordu. Veli'nin tura atması arkadaşlar. Bakalım. Veli kaç tane tura atmış? 1, 2, 3 tane tura atmış. Ha, o da 3 bölü 10. Bu %60. Bu %30. Yüzde olarak %50'ye en yakın kim var? Çünkü arkadaşlar teorik olarak baktığınız zaman tura gelmesi %50. %50'ye en yakın kimdir? Eda'dır. Soru bitmiştir. Turayın deneysel olasılığının teoriksel olasılığa en yakın kim atmıştır dediği zaman arkadaşlar normalde bu soruda 5 kişi olur. Çünkü şıklarda 5 tane isim olacak ya. Burada biz 2 tane üzerinden gittik. Ya böyle bir soru olmaz. Çünkü şıklarda 5 şık olacak. 5 isim olacak. Tamam. Diyor ki deneysel olasılığının teoriksel olasılığa en yakın olan tabii ki Eda'dır. %50'ye en yakın olduğu için soru bitti. Arkadaşlar ödevlerimizi yapıyoruz. Dersimizi bitirdik.
Genel tekrar testleri karşına çıkacak 10 tane. Hepsinin video çözümlerini ben yaptım. Zaten dediğim gibi şurayı kazıyorsunuz. Doğrukaynak.com sitesinden çözümlerin hepsini izliyorsunuz. Çözemediğiniz soruları tabii ki. Bitti, bu kadar. Geçmiş olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.